Arkadaşlar merhaba. Bu videoda nasıl bazı uygulamaların seslerini farklı kaynak olarak gösterip ve aynı zamanda bu kaynakların nasıl bazılarını yayına verip aynı zamanda Twitch VOD'larımıza kaydetmemeyi öğreneceğiz. Bu neden işimize yarar? Spotify müzik dinlediğiniz zaman Spotify'dan veya YouTube'dan yayın yaparken bir sıkıntı yok. Ancak Twitch VOD'larınızda bu müzik olduğu zaman ne oluyor? Ya Twitch yollarını kapatmanız lazım, ya Twitch oraları susturuyor, ya da Twitch gözden kaçırırsa kanalınızın kapanmasına kadar gidebiliyor. Bu sebeplerden dolayı eğer Twitch'te müzik dinlemek istiyorsanız veya belki de yayında bir ses vermek istiyorsunuzdur ama kayıtlarda olmasını istiyorsunuzdur. Bunu kullanabiliyorsunuz. Bu programı indirmeniz gerekiyor. Bu programı indirip kurduğunuz zaman bir ekstra olarak direkt olarak OBS kapatıp bu programı indirip kurduğunuz zaman direkt olarak bu program OBS'e entegre oluyor. Aynı zamanda OBS'te birkaç şey olması lazım. OBS'in update'li olması lazım ve de OBS'te Twitch'inizin bağlı olması lazım arkadaşlar. Twitch bağlı olmadan bunu yapamıyoruz. Twitch'i bağladık. Programımızı indirdik ve de aynı zamanda şeyimiz hazır. OBS'imiz update'li. Şunu yapıyoruz. Bu program update'li olduğu zaman şuradan Spotify'ımı açayım ben. Bu program arkadaşlar update'li olduğu zaman ne oluyor biliyor musunuz? Burada Application Audio Output Capture diye bir şey çıkıyor. Şöyle ben şarkı açmayacağım ama şarkı çalsaydı Application Audio Output Capture'a tıkladıktan sonra Create New atıyorum. Bunun adını Spotify diyorsunuz. Ve de buradan gelip Spotify'ı seçiyorsunuz. Şu an Spotify'dan ses çıkmıyor ama seçip Add Executable dediğiniz zaman burada o aplikasyonların sesini yakalıyor arkadaşlar. Şu anda eğer bunu Spotify deseydik mesela sanırım YouTube'da müzik çalsam sıkıntı olmaz. Şöyle açalım. Spotify'a ekliyorum. Chrome'u çıkartalım. Bakın mesela şu an şu masaüstü sesini tabii ki de silmeniz lazım. Çünkü bu bizim normal sesimiz. Yani her şeyi alan sesimiz. Bu sesten kurtulacağız arkadaşlar, tamam mı? Bu sesten kurtulmamız lazım. Ama onu göstereyim birazdan. Neyse. Bakın Spotify'dan ses geliyor. Şimdi arkada hemen random bir YouTube videosu açalım. Şimdi. Bakın bu masaüstü sesten geliyor, gördünüz mü? Tabii bunu şöyle yapacağız. Biraz daha farklı yapacağız. Bir ses daha eklememiz lazım Application Audio Capture'dan. Bu da Spotify hariç her şey. Birazcık karışık oldu burası da şimdi açıklayacağım hepsini. Burada da yine Spotify ekliyoruz ama Spotify hariç hepsini yakalayı seçiyoruz. Bu da masaüstü ses gibi davranıyor ama Spotify hariç her şeyi yakalıyor. Şimdi göreceksiniz. Bu açık, bakın ikisinden de ses geliyor. Spotify'ı durduruyorum. Spotify sustu. Diğer müzik çalıyor. Spotify'ı açıyorum. Diğerini kapatıyorum. Spotify her şeyden ses etmiyor. Spotify'dan gidiyor. Bu sayede atıyorum Discord'u ayrı almak istiyorsanız bu sırada Discord'u ayrı alabilirsiniz. Bu ne işe yarar? Bu da şu işe yarıyor. Discord şu an burada değil de. Discord'un sesini ayrı ayarlayabilirsiniz. Müziğin sesini ayrı ayarlayabilirsiniz. YouTube'un sesini ayrı ayarlayabilirsiniz. Ama asıl işimize gelelim. Bunu yaptık. Bunu neden yaptık? Bu şu işe yarıyor arkadaşlar. Buradan geliyoruz. File Settings ayarlardan. Output'ta şuradan Advanced'ı seçmemiz gerekiyor. Gelişmiş seçmemiz gerekiyor. Gelişmişi seçtikten sonra geliyoruz buraya. Streaming'de Twitch VOD Track'a evet'e tıklıyoruz. Ve buna bir sayı atıyoruz. Şu an ben değiştiremiyorum recordladığım için ama burası sizde tıklanabilir olacak. Buraya Advanced seçtikten sonra Twitch VOD'u seçiyoruz. Ve bir yere Twitch VOD'u atıyoruz. Bir yere. İki Twitch VOD. Yani 2'deki her şey Twitch VOD'a yollanacak demek bu. Tamam mı? 2'de ne varsa Twitch VOD'da kaydolacak. Sonra buraya tıklayıp Advanced Audio Property'ye tıklıyoruz. Ve burada gelip her şey seçilidir size de büyük ihtimalle. Spotify'ı 2'den kaldırıyoruz. Bu ne oluyor biliyor musunuz? Twitch VOD'a audio 2'yi alıyor ya. Spotify 2'de olduğu için Twitch VOD'a Spotify'ı almayacak. Bu kadar basit. Şöyle aslında yaptığımız şey Spotify veya YouTube neyden dinliyorsanız Application Audio Output Capture'dan bunu seçiyoruz. Bir de tabii her yaptığınız kanala bunu yapmanız gerekir. Her yaptığınız kaynağı. Bunun da kolay yolu var. Kolay yolu var. Etsin diyorsunuz. Buraya sesler diye bir kaynak ekledim ben. Şu an evet sesler diye bir kaynak ekledim ben buraya. Buraya gelip bunu hallederseniz eğer işte Spotify
Spotify hariç her şey. Bu sırada mikrofonunuza dokunmayın. Masaüstü sesini de kaldırabilirsiniz. Bakın hide'ladım. Tak gitti zaten mute'lamıştım. Şimdi gelip tekrar mekanınıza buraya tıklayıp bir kaynak ekleyip sesleri eklerseniz, tabii bunları da silmeniz lazım. Gidip sadece sesleri ayarladıktan sonra, atıyorum Discord'u ayrı ayarlamak istersiniz, Spotify'ı ayrı ayarlamak istersiniz, YouTube'u, hepsini ayarladıktan sonra sesler kaynak olarak bu sahneyi eklerseniz direkt olarak ekleniyor. Bakın bunu da kaybettiğiniz zaman bunlar çalışmaz. Bunu koyduğunuz zaman Spotify ve Spotify'a her şey gelir. Ve de aynı zamanda sıkıntısız bir şekilde istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz Spotify'ın sesini, gibi 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 bir sürü artısı var. Umarım anlaşılır olmuştur. Kafanıza soru işareti takıldıysa aşağıdan sorabilirsiniz. Teşekkürler. Görüşmek üzere.